Efendim? Merhaba Ferhunde. Aslı ben. Evet. Şaşırdığını biliyorum. Niye aradı bunca günden sonra diyorsun? Ama anlatacaksınız belli ki. Geçen süre içinde düşündüm. Sana haksızlık yaptığıma karar verdim. Allah Allah. Senden hoşlanmadığımı saklamıyorum. Nedenleri de malum. Şimdi aynı dilden konuşuyoruz işte. Evet. Ama sana ilk günden iş konusunda tam bir profesyonel olduğumu söyledim. Şirketin çıkarları benim duygularımdan önce gelir. Beni kovduğunuza pişman mı oldunuz? Kovmadım. Bir süre dinlenmeni istedim. Bak bu süre en azından benim için çok faydalı oldu. Senin şirket için ne kadar yararlı olduğunu anladım. Bu süre benim için de faydalı oldu Aslı Hanım. O şirkette ne kısıtlı şartlarda çalıştığımı düşündüm. Pazarlık etmeye başladığına göre geri dönmeyi düşünüyorsun. Şartlar bana uygun olursa neden olmasın? Ne istiyorsun? Önce benim dönmemi sizin istediğinizi herkesin bilmesini istiyorum. Bütün çalışanlarım. Hı hı. Kovulduğum yere kuyruğumu kıstırmış gibi döndüğümü zannetmesinler. Başka? Ve tabii daha iyi bir pozisyon ve ona göre bir maaş. Primlerimi de tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor tabii. Tamam, konuşuruz. Beni oyalamayın. Bütün bu şartlar yerine gelmezse dönmem. Kabul ediyorum. Öyleyse görüşmek üzere. Belki önümüzdeki hafta bir iş seyahatimiz olabilir. Biz döndükten sonra başlarsın. Biz derken? Levent'le ben. Anladım, peki. Hoşça kal. Görüşürüz. Levent? Bir toplantıya giriyorum. Sonra konuşalım mı? Olur. Günaydın canım. Günaydın. Sabah kahveni benimle mi içmek istedin? Evet. Sen de ister misin? Hayır. Sağ ol. Dün gece babam aradı. Benimle konuşmak istedi. Ben de işten geç çıkmıştım. Ona gittim doğruca. Şimdi sıkı dur. Japonlarla bir türlü kuramadığımız ortaklık için para vermeyi kabul etti. Ne diyorsun? Evet. Hem de %51 ise bizde olabilecek. Düşünebiliyor musun? Yarın hemen Japonya'ya gidebiliriz. Bu ortaklık gerçekleşirse iki holdingde nasıl güçlenecek biliyorsun değil mi? Hı hı. Kriz ortamında yatırımımız yen olarak duracak. Hı hı. Bu bizim ortaklığımızı da çok daha olumlu etkileyecek biliyorum. Harika. Yalnız babamın bir şartı var. Madem bu kadar büyük bir yatırım yapıyorum diyor, bu tam bir ortaklık olmalı. Yani seninle benim aramda da. Bir an önce evlenmemizi istiyor kısacası. Anladım. Neredesin? Eve geldim. Ben de yemek yaptım gelirsin diye. Dışarı çıkmayacağım. Yalnız mısın? Evet. Bütün gün aramadın. Hep toplantıdaydım. Olanları biliyor musun peki? Aslı Hanım arayıp tekrar işe çağırdı beni. Hayır, haberim yoktu. Benden duymamış ol o zaman. Siz yurt dışına gidip geldikten sonra konuşacağız. Sonra başlayacağım. Ne zaman konuştunuz? Sabah erken aradı. Seni aradığımda ona haber verecektim. Benimle görüşmeden önce yani. Sana çok ihtiyacımız var derken dalga geçmemiştir herhalde. Hayır.
dönmeni istediğini biliyordum ama arayacağını tahmin etmedim. Ben de çok şaşırdım açıkçası. İş için gideceksiniz değil mi? Evet. Tamamıyla iş için. Ay, benim yapacağım iş bu kadar olur. Yemeği yaktım. Hadi sonra konuşuruz. Gitmeden ararsın değil mi? Ararım. İyi geceler. İyi geceler.